akşamlar efendim ne oluyor programıyla karşınızdayız. İç siyasete ilişkin tüm ayrıntıları konuşacağız ama artık malumunuz iç siyasetin gündemi de dış siyaset oldu. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini de ekranlarınıza getirmiştik. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarıyla ilişkili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da çok sert ifadeler kullandı. O ifadelerden biri de Macron'a sen zaten gidicisin senin süren az kaldı ifadesi oldu. Tüm bu ayrıntıları konuşacağız. Dış siyasetin iç siyaset ete yansımalarını muhalefet kanadında neler oluyor? Hükümet kanadında neler oluyor? Stüdyodaki çok değerli konuklarımızı tanıtarak başlayalım. Ankara stüdyomuzda gazeteci Metin Özkan bizlerle birlikte bu akşam ve İstanbul stüdyosundaki konuklarımızı da tanıtmakta yarar var. 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner bu akşam bizlerle birlikte ve aynı zamanda Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da bizlerle birlikte bu akşam için ve Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı da bizlerle birlikte bu akşam stüdyoda çok değerli konuklarımızı tanıtarak başlayalım. Birazdan Hakan Bayrakçı da gelecek ve tüm detaylarıyla aslında ne oluyor diye Metin Özkan'a dönelim, Ankara'ya dönelim. Hı? Sayın Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım aslında. Macron Geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef aldı. Bizim Türk kamuoyuyla işimiz yok. Bizim derdimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Bu açıklama üzerinden az önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert bir ifade kullandı. Senin süren az kaldı. Sen zaten gidicisin dedi. Tüm bunları nasıl okuyorsunuz? Dış siyasetin içeriye yansımasını. Teşekkür ediyorum Göksu Hanım. Ee, şimdi tabii Macron e, Avrupa Birliği içinde Türkiye yönelik ortak bir tutum arıyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. İlk açıklaması buydu. Arkasından da Türkiye bölgede artık e, bir ortak değil, sorunumuz Türk halkı ile değil, Erdoğan hükümetiyle diye de sizin de sorunuzda olduğu gibi devam etti. Tabii sadece Macron değil, Macron gibi düşünen ama Macron gibi düşünmeyen Avrupa Birliği üyeleri de var ülkeleri de var. Mesela Avusturya Başbakanı Kruz, Erdoğan'a karşı tam bir birlik içinde görüntü vermiyor Avrupa Birliği diyerek bir serzenişte bulundu. Hatırlayacaksınız, izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Joe Biden, Erdoğan'ı ile değil, seçimle değişmeli. Muhalefeti desteklemeyiz, desteklemeliyiz. Erdoğan bedel ödemeli diyerek yine bir açıklama yapmıştı. Tam da bu açıklamaların geldiği günlerde, Yunan gazetelerini sevindiren Ahmet Davutoğlu'nun İngiliz haber ajansı Reuters'a Türkiye dış politikada çok başarısız, Doğu Akdeniz'de çok başarısız gibi bir açıklaması geldi. Şimdi burada tüm bu konuşmaların üzerine tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de Macron'la ilgili tepkisini Macron'un bu açıklamalarına karşı tepkisini koydu. Strateji güç oluşturma sanatıdır. Türk devletlerinin asırları kucaklayan bir stratejisi vardır. Macron bunu bilmeli, Mitcho Takis bunu duymalı dedi bugün. Sayın evet. Devlet Bahçeli, Sayın Özkan, Yatsın sadece Bahçeli'den hoşbaşı. gelmedi elbette ki e, muhalefet kanadından da açıklamalar geldi bu yönde. Hepsini bir değerlendireceğiz. Evet, hepsini oraya. bir değerlendireceğiz aslında. E, çok kısaca bir cümle olarak alayım ardından tamam. e, bir öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri üzerinden bir başlayalım. Aynı zamanda e, Sayın Hakan tamam. Bayrakçı da Ama bizlerle bunlarla, bunlarla birlikte olsun. hoş geldiniz. Hoş Bunların... Buyurun. Sayın Özkan buyurun. Göksu Hanım bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Ben bir hepsini bir kere de anlatayım. Siz sonrasında Lütfen. bana sormayın. Şimdi Estağfurullah. Şunu bunu benim anlatmaya çalıştığım şu. Anlatmaya çalıştığım şu. Macron, öbürü bir başkası, ötekisi. Bakın Sırbistan Cumhurbaşkanının Trump karşısında nasıl oturduğunu görüyorsunuz değil mi? Böyle bir Türkiye istiyorlar. Böyle bir Erdoğan istiyorlar. Böyle bir cumhur İttifakı istiyorlar. Kusura bakmasınlar ama Allah'ın aslanları da belli, Fransa ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği'nin çakalları da belli. Türkiye kurtlar sofrasında, çakallar sofrasında yem olacak bir ülke değil. O ülkenin cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yem verilecek birisi değil. O yüzden e, sırtında yumurta küfesi taşımayanlar Anadolu'da biraz belki e, kaba kaçacak bir tabir diye algılanır ama. Bu böyledir. Bekara karı boşaması kolaydır derler. Onlara göre iktidar göremedikleri için iktidarın iktidar olmayı, hükümet olmayı, devlet yönetmeyi kolay bir şey zannediyorlar. O yüzden de Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var gibi çıkışlarla da bu takım şeyler söylüyorlar. Evet muhalefetin de bu konuda açıklamaları vardı. Ben dün yine Sayın Metiner'le bir programdaydım. Hatta şöyle kulağımı çekip tahtalara vuralım nazar değmesin. Dememizden bir dakika sonra evet. Özgür Özel'in Sayın Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı inşallah daha akıllı, daha aktif, <laughs> e, daha atak olacak cümlesi de işte yani verdikleri desteğin bir yere kadar e, gelip bir yerden sonra tıkandığını Gördüğümüz andı. Buyurun Gökhan. Evet, bu çok teşekkür ediyoruz Sayın Özkan. Sayın Yılmaz siz de devam edelim. Sizin nasıl bir değerlendirmeniz olacak? Macron'un açıklamaları birkaç gün öncesine kadar böyleydi ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sen zaten gidicisin ifadelerini kullandı az önce, yaklaşık bir saat kadar önce. Şimdi tabii e, Macron'un özellikle son dönemde Akdeniz bağlamında e, büyük bir rol e, üstlenme girişiminin e, akılsızlığa varacak ölçüde... E, ...agresif bir şekilde... provok edici bir şekilde devam ettiğini... ...üzülerek görüyoruz. Bu yaklaşım... ...Fransa iç kamuoyunda nasıl değerlendiriliyor? O ayrı bir konu. O konuşulabilir. Ama 2022 yılında... ...Fransa'da seçimler olacak. Ve Macron'un hemen akabinde... yani ...arkasından gelen Le Pen... ...o da bir ırkçı. O da bir ırkçı lider. Onun giderek... ...oyunu arttırdığı... ...Macron'un özellikle bu son... Covid dönemindeki süreçle alakalı olarak biraz oyunun düştüğü, hal böyle olunca da daha agresif bir politika, daha saldırgan bir politika takip etmeye yeltendiği, bunun tabii sadece dışarıdaki olaylarla değil, içerideki seçim endeksiyle de bir alakasının olduğunu biliyoruz. bak Macron'un öne sürdüğü iddiaların hiçbir tanesi normalde Fransa'nın ilgi alanına girmemesi lazım. Şimdi teknik olarak da baktığınız anda doğru değil. Mesela Manş Denizi var biliyorsunuz İngiltere ile Fransa arasında. Manş Denizinin hemen Fransa'nın hemen dibinde İngiltere'nin adaları var. O adalara herhangi bir deniz alanı vermiyor. Yani kendisi vermiyor ona. Ama Türkiye'den deniz alanı Yunanistan'ın adalarına vermemizi bekliyor. Tam bir şey içerisinde yani aymazlık içerisinde ve bu. Tecrübesiz, onu söyleyeyim. Yani Macron'un bir altyapısı yok. Dış dış politikada bir altyapısı yok. Lübnan'a ziyarette bulunuyor. Irak'a ziyarette bulunuyor. E, Libya'daki Hafter'le ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. Bunlar baktığınız anda Doğu Akdeniz'deki petrol yataklarıyla, gaz gazla alakalı olarak, çünkü Total şirketi kendisine, kendi ülkesinin, orada şunu göstermek istiyor. Ben e, benden önceki gibi zayıf değilim, güçlüyüm. Seçime güçlü girmek istiyorum şeklinde bir imaj yaratmaya çalışıyor. Hı hı. Ama tabii yani işin siyasetine bak. Baktığımız kendi iç kamu oynuyor aslında. Yani iç kamu oynuyor. Bir de Doğu Akdeniz'de yani İtalya var, o var ve İtalya'nın şirketleri var bu Doğu, özellikle Doğu Akdeniz'deki petrol sahalarında en iyi şirketinin kontratları var. Kendi şirket, kendi şirketleri de Total biliyorsunuz. e Şimdi burada. Doğu Akdeniz politikası Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz ekseninde yani Avrupa'nın genelinde Almanya söz sahibi. Bu da Akdeniz'de ağırlığını koymak istiyor. Yani demek istiyor ki seçmenine bakın ben burada etkinim. Buradaki işte güçlerle çatışıyoruz. Biz burada ulusal bir mücadele veriyoruz. Dolayısıyla Fransız halkının milliyetçilik duygularına oynuyor. E, ve tabii ki e, orada Türkiye'yi tehdit olarak gördüğünü belirtiyor bakmayın siz işte Cumhurbaşkanı işte diyor ama sonuçta Türkiye'yi bir tehdit tehdide oturtuyor. Tehdit tahtasına oturtuyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Macron bu siyaseti yaparak burada Erdoğan'ı güçlendiriyor. Yani tehdit ederek Erdoğan'ı iç kamuoyunda güçlendiriyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalarda Macron'u orada güçlendiriyor. İç kamuoyunda güçlendiriyor. Hmm. Yani çünkü bu açıklamalar karşılıklı olunca Macron da orada güçleniyor. Yani normalde Macron'u hiç böyle ya senin burada ne işin var? Bir defa Aslında bir cevap vermemek iç, mi gerekiyor? Diyorsun. Onun derdi de o. Yani o, o da onu ön plana çıkartmak istiyor. Ben ulusal bir mücadele veriyorum. Dolayısıyla burada çok büyük bir alan var. Fransa'nın hakları ve çıkarları var. Dolayısıyla iç kamuoyu benim de arkamda olsun demeye getiriyor. Ya yani bu bu da işin bir ayrı tarafı. Evet. Ama şunu çok açık söyleyeyim. Türkiye bütün olup bitenler siz o programda yoktunuz söylemiştim Yunanistan'ı taraf kılmaktır. Yani Yunanistan'ı getirip oraya burnunu sokturmak, taraf kılmak, masaya oturtmak, Yunanistan'a oradan bir pay elde ettirmek, bunun arkasında durmak, kriz çıkarmak, krizden nemalanmak, alanmak evet. eyvah savaş oluyor diye masaya oturtmak, Yunanistan'ı masaya oturtmaktır. Yine siz yoktunuz geçen programda dedim ki tartışmalı bölge kavramından zinhar uzak duralım bunu kullanacaklar dedim. Pompeyo'nun açıklamasına bakın. Contentious diyor. Er ya diyor. Yani tartışmalı alan demek. Dolayısıyla bu kavramı sokmak istiyorlar. Ee, bu evet, e, işin nasıl olacağını ama Şimdi evet. e, Sayın Metiner'e sizin sözleriniz üzerinden devam edeyim. E, Sayın Metiner, Sayın Yılmaz şu ifadeyi kullandı. Aslında cevap vermemek gerekiyor dedi ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün çok açık ve net, hatta sert bir ifadeyle yani cevap sende... vermemek değil de onu bir muhatap kabul etmemek lazım. Bu şekilde o da onu orada güçlendiriyor. Bu şekilde bir değerlendirmesi var Sayın Yılmaz'ın. Sessiz mi kalmak gerekiyor yoksa bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayın yapmış olduğu gibi e, sen zaten gidicisin dedi e, ve belki de kamuoyuna en net mesajlardan biricisi nasıl okuyorsunuz? Tabii ki gidici yani <gülüyor> <gülüyor> cevap vermek gerekiyor hem de en sert bir biçimde cevap <laughs> vermek gerekiyor. Çünkü Erdoğan'ın şahsında tahkir ve tezif edilen Türkiye'dir, Türk milletidir ben şu anlayışı anlamakta zorlanıyorum. Mesela i̇şte Biden bir açıklama yapıyor. Birileri kalkıp bu açıklama içeride Erdoğan elini güçlendiriyor. Niye? Yani neredeyse Biden, işte Macron sanki Erdoğan'la danışıklı bir dövüş içerisinde siyaset yapıyormuş gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Yani çeşitli ülkeler, çeşitli ülkelerin liderleri birbirleri hakkında her şeyi söylerler. Esas burada bizim analiz etmemiz gereken şey şu, çok kaba, çok popülist bir siyasi yaklaşımın ötesinde. Onun sözleri içeride bunu güçlendiriyor, bunun cevabı Fransa'da onu güçlendiriyor yerine. Macron niye Türkiye'yi, Erdoğan'ın şahsında Türkiye hedef alıyor? Neden? Ne? ne? Ha, amacı işte ne? İşte en anlamlı soru bu. Bu soruya verilecek cevap şu. Bir, yani Macron denilen siyasi cüce, 14. Lois Louis karışımıyla işte 14. Louis Fransa benim diyen 14. Louis ile işte Napolyon'un karışımından yeni bir siyasi e, sentez oluşturmaya çalışan bir insan. Bir diğer husus e, Rothschild ailesinin siyasete kazandırdığı bir insan. Fransız sağının hassasiyetlerini, Fransız milliyetçiliğinin hassasiyetlerini, Fransız like perestliğin'in hassasiyetini kendince siyaset taşırmak isteyen bir insan e, güçlenen bir Türkiye var Erdoğan liderliğinde güçlenen bir Türkiye var ama Fransa siyasal istikrarsızlığıyla neredeyse dip yapan bir ülke aynı zamanda ekonomik olarak çöküntüye giden hızla çöküntüye giden bir ülke bugün tekrar sarı yerekliler sokağa indiler pandemi olmamış olsaydı sarı yelekliler zaten Macron'un iktidarına son vermeye çalışıyorlar. Yani kendinden bir Louis, 14. Louis ve Napolyon yaratmaya çalışan bir kişilik ama kalibresi buna yetmiyor. Eski sömürgesi ve evet, de mandater ülke olarak bulunduğu yerlerde nüfuzunun giderek azaldığını görüyor. Yani Afrika'da, Sahra Altı Afrika'da özellikle Fransız sömürgelerinde başka bir denklem oluştu. Fransa orada yok artık. E, Suriye'nin kuzeyinde Fransa'nın nüfuzu yok. Eskiden Fransa Suriye Suriye Fransa'nın e, mandasındaydı. Yani eskiden rol dağıtan, rol biçen, ahkam kesen, racon kesen bir Fransa yok. Ekonomik gelirleri sömürgelerden Macron tüm bunları yeniden kazanmak istiyor ve bu yüzden de bu Cumhurbaşkanı ha, Recep Tayyip şey Erdoğan'ı hedef alıyor. Dediğim gibi yani Avrupa Birliği içerisinde Fransa'yı merkeze, mihvere oturtmaya çalışıyor. Kendisini de bu merkez siyasetin bir siyasi figürü, lideri kılmaya çalışıyor ama kendisine liderlik kumaşı yok. Bir de yaptığı şey şu: Eskiden Avrupa'da çok yaygın bir biçimde İslamofobiya vardı. Şimdi bu İslamofobiya yerini Erdoğan fobizme bıraktı. Şimdi e, ama burada da yapılmak istenen şey şu. Efendim bizim Türk milletiyle hiçbir sorunumuz yok. Türkiye devletiyle hiçbir sorunumuz yok. Erdoğan'ın politikalarıyla sorunumuz var. Peki Erdoğan'ın hangi politikaları bu beyefendiyi, bu siyasi cüceyi rahatsız ediyor? Türkiye çok güçlü bir biçimde tarih sahnesindeki yerini alıyor. Çok güçlü bir biçimde kendisine rol biçilen bir ülke olmaktan çıktı. Rol model bir ülke. Sadece evet. bölgesel anlamda e, aktör olan bir Türkiye yok artık. Küresel bir güç olarak evet. tarih sahnesine çıkan, yani imparatorluk bakiyesi bir ülke olmaklığın getirdiği siyasi bir vizyonla tarih sahnesine tekrar güçlü bir biçimde çıkan bir Türkiye var. Bundan rastlık duyuyor. Evet. Bu yineyen bir Türkiye yok. Dolayısıyla İslamofobiyayı Erdoğan fobizme dönüştüren bir Macron siyaseti var. Avrupa Birliği içerisinde kendisine bir e, kendisine bir rol biçmeye çalışıyor. Mihver ülke Fransa. E, kendisi de bu siyasetin siyasi lider olmak ama şey kalibresi ama buna yetmiyor. Evet. Göreceksiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği öngörü yakında zaten gerçekleşecek. Macron gidici Fransa siyasetinde bir daha Macron ismini rastlamayacaksınız. Evet. Nokta. Evet. E, Sayın Bayrakçı, sizin nasıl bir değerlendirmeniz var? Şimdi tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı e, sadece Macron değil, geçtiğimiz günlerde Biden da hedefine almıştı. E, buna benzer açıklamalarda bulunmuştu ama Macron'un da ifadelerini görüyoruz. E, nasıl okumalıyız? Neden e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yapmış olabilirdi bu kadar rahatsız olmuş olabilirler? Şimdi önce çok kısaca Fransızların bugünün dünyasına veya Avrupasına bir bakışını iki üç cümleyle özetleyeyim. Fransızlar Haçlı Seferlerinden sonra 600-700 yıl boyunca sürekli gelişen ve Avrupa'nın en güçlü 3-4 devletinden biri olarak zuhur etti. Ta ki 15871 yılında Almanlarla bir savaş yaptılar ve Almanlar geldi, Paris'e girdi. Yani Paris'e Alman bayrağı dikildi. Bu Fransızların Fransızların o meşhur vive la patrie dedikleri yaşasın vatan söylemleri var. Özellikle Napolyon'un 1800'lerin başlarındaki o milliyetçi ve güç kazandırmış havasından sonra bu fiyaka 1871'de Paris işgal edilince bozuldu. Fakat tabi Fransa o sırada bir sürü icatlar yapılmış. Rönesans sonrası gelişen Avrupa'nın teknolojisinde de tekamül etmiş. Askeri gücü de olan bir ülke. Sonra Birinci Dünya Savaşı oldu 1914-18 arasında. Orada hiçbir varlık gösteremediği halde savaşta kazanan tarafta olması hasebiyle yine muzaffer devlet olarak ortaya çıktı. Ne gibi? işte Osmanlı'nın terk ettiği, terk etmek zorunda kaldığı Suriye, Lübnan gibi ülkelerde hatta bizim güneyimizdeki işte Antep, Maraş'ı da dahil edin buna. Bu ona bir geçici moral verse de 1940'da yani Hitler'in Almanya'sının, Nazi Almanya'sının karşısında Alman orduları bir haftalık bir savaşla tekrar Paris'e girdiler. Hiç yani böyle büyük bir çarpışma falan olmadan. Ha diyebilirim ki Fransızlar kendilerini ilime verdi, bilime verdi. Müzikte, resimde, edebiyatta falan çok ileri gittiler. Gittiler evet. Ama devlet siyasi gücü olarak dünya üzerindeki etkilerini kaybettiler. Şimdi bu psikolojiyle 1946 yılına girdi, yani günümüze kadar olan 75 yıllık son sürece girdi Fransa, De Gaulle birlikte. Orada da bağımsızlığı De Gaulle sembolize ediyordu. Hı hı. Şimdi Fransa'nın maddi gücü kırılmıştı çünkü dünyanın hemen her yerinde sömürgesi vardı, bütün Kuzey Afrika onundu, İngiltere'nin kuzeyi Kanada onundu, bir sürü sömürgeleri de vardı. Müthiş para akışı vardı ülkeye. Biraz önce Mehmet Bey'in söylediği gibi 14. Louis devrinde de böyle bir iyice şatafatlı bir çıkışa başlamışlardı. 1670'lerden sonra. Macron'un o eski gücünü evet. mü kazanmaya çalışıyor? Yok, Macron'un e, psikolojisi şu ve Fransız toplumunun, Fransa'daki milliyetçiler de demeyelim. Hemen hemen bütün Fransızların. Irkçılar demezsin, milliyetçilik kelimesi. Şöyle, e, oradaki en sosyalist adam bile, yani internasyonele inanan... İnanan bir Fransız bile şöyle biraz dürtün, ya Fransa zayıf ülke, Fransa nedir ki falan deyin birden adamın metabolizması bozulur. Gizli milliyetçidirler Fransaların çoğu. Şimdi bu psikolojiyle günümüze gelindi. Günümüzde bir kendine bir düzen kurmuştu iyi kötü Fransa. Nedir o? Avrupa'da Avrupa Birliği'nin lideri pozisyonundaki Almanya'nın liderliğini pek abi diyerek kabul etmiş... Avrupa Birliği'nde ikinci büyük devlet olma pozisyonuna gelmiş ve kendisine dünya konjonktürünün ve dünyanın yeni güçlü ülkeleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin gibi kısmen Japonya gibi ekonomik açıdan söylüyorum uzun bir süre ona tanıdıkları yani Fransa'ya tanıdıkları bir alanda bir ticari bir sistem kurmuştu kendi çapında 50'ler 60'lar 70'ler 80'ler 90'lar ve günümüze kadar. Şimdi bu ona tanınmış alanın içerisinde Akdeniz'de var. Çünkü Akdeniz'de dünyanın 5 büyüğü denilen ülkelerden birinin nüfuz alanı kitaba göre yok en azından coğrafi sebeplerle evet. yok. Şimdi Fransa kendisini hep psikolojik olarak dünyanın yedi büyük ülkesinden biri olarak düşünürken, hayal ederken realiteye dönüp baktığında örneğin Aralık ayındaki devlet bütçesine baktığında birdenbire vasat bir ekonomi, son 700 yıllık gücünün tamamını kaybetmiş bir Fransa, sadece bütün dünyada kültürel bir etkisi veyahut ambiyansı olan bir Fransa var. E bu kendisine büyüklerin tanıdığı yani sen bu alanda birazcık hakimiyetini sürdür dedikleri alan Akdeniz. Şimdi orada Türkiye Cumhuriyeti, tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir devlet konsepti var, bir know-how'u var. Hı hı. Kimse bunu yani az kişi fark etse de yurt dışı için söylüyorum. Türk Devleti'nin hakikaten 2500 yıllık bir devlet geleneği, bir konsepti var. Bir know-how'u, bilgisi var. Şimdi Türkiye çok güçlenmeden Elini masaya koy, kolay kolay koymaz. Bu Osmanlı'da da böyleydi, Selçuklu'da da böyleydi. Şimdi ekonomik olarak Türkiye son 10, 20, 30 yıldır bir toparlanma sürecine girdi. Onun sebeplerini de anlatmıştım. Ee, bu süreç içinde Türkiye en azından Doğu Akdeniz ve kendi nüfuz alanları için hop bir dakika ben de varım dedi. Macron Çünkü, bundan mı rahatsız oldu? Evet şimdi bağlıyorum ikisini birbirine. Şimdi bu e, hop ben de varıma, Rusya çok ses çıkarmaz, işine bile gelir. Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarlarına bakar, artık öyle. O da mecburiyetten öyle, tıpkı İngiltere'nin 50 yıl önce yaşadığı şeyi yaşıyor muhtemelen. Şimdi burada Türkiye'nin eskiden mecburiyetten, yani o dönemin cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını eleştirmek için söylemiyorum, Türkiye'nin şartları gereği. Siz olaylara çok müdahale olmayın. Bak tam şurada şunu halledersin falan denilen rolleri. Şimdilik peki deyip diş gıcırdatan bir Türkiye vardı 70-80 Atatürk sonrası dönemde. Atatürk'e çok bulaşamadılar. O nevi şahsına münasır bir e, liderlik koymuştu ortaya. Bu aşamadan sonra Türkiye dedi ki ilk defa bir dakika. Dedi, bak burada doğalgaz, petrol şu bu varsa benim de hakkım var. Benim daha fazla aklım var. Yüksek sesle konuşmasından, Türkiye ses çıkarmasından yapınca, dolayı rahatsız mı? Örneğin Suriye politikasına direkt müdahil oldu. Yani Türkiye bir dakika bekle abicim denilen rolünden çıktı. Bunun en fazla ekonomik sebeplerle rahatsız edeceği ülkelerin başında Fransa gelir. Çünkü... Peki bizim içimizdeki Macron'lar niye bu Türkiye'nin politikasına rahatsızlık duyuyor? Onu bir cümleyle söylerim. Şunu bitiriyorum. Yok, bak. ama Şu genel imajı. Söyleyeceğim. Evet. E, Bey, söyleyeceğim. E, Macron'un Anladım. Ne demek istediğini de anladım. Tıpkısının söyleyeceğim. aynısını söyleyeceğim. Aynının daha tamam. tıpkısını, aynısını e, söylemden siyasete taşımak isteyen Anladım, anladım. muhalefet partilerimiz var. Şimdi şu e, milletimizin kısa bir özetle Türkiye-Fransa konjonktürünü görmesini istediğim için özetleştirerek yani bunu anlat. Ben arada bir gireyim çünkü. Yo, buyur, buyur, Evet. Şimdi Fransa dönüş. Fransa'nın menfaatleri direkt etkilenince bir de çok güçsüz bir cumhurbaşkanı tiplemesi var Fransa'da. Evet. Siz Macron'u bağımsız olarak seçim aldı filan diye konuşuyoruz ama yani o onun kişisel becerisinden, yeteneklerinden dolayı filan değil. Fransa'daki muazzam siyasi iç politikadaki dengelerden ötürü aradan çıktı. Finale o kaldı. Öbürü öbürüne oy vermektense buna oy verdiler. %50 surla geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kastettiği bu aslında sen gidicisin, yakın zamanda demek İstenmediğini istenmediğini açık ve net söylüyor. Evet. Şimdi bitiriyorum Şu bugünün evet. neden bu, bu bu işler bu hale geldi. Fransa şimdi şunu denemek veyahut da ısrar etmek istiyor. Büyüklerin kendisine tanıdığı nüfuz alanına da bir başkası çıktı. Bir dakika kardeşim, burada ben de varım dedi. O Türkiye Cumhuriyeti. Bundan son derece rahatsız fakat Fransa'da aylardır bu herkes birbirini yiyor. Fransız politikasından bahsediyorum. Ya Türklerle nihai bir çarpışmaya girebilir misin? Giremezsin. Hem Fransa ekonomisi mahvolur hem Türkler bu. Bitti, öldü, adamlar yok oldu delildikleri devirde tokat deyip gönderen, tokat atıp gönderen bir millet bu millet. Yani enteresan bir Türkiye milleti Türk Türkler. Fransa var. bizi Kahramanmaraş'tan tanır, Antep Her yerden tanır. tanır. Çanakkale'den durmuş, tanır. Şamardan bilir bizi tanır ya. Yani. Eyvallah. Şimdi hal böyle olunca o ısrarını sürdürüp belki Türkiye'ye vazgeçer diye bir ümitle ama kararsızlıkla göstermeyerek ısrarcı oluyor. Ortada bir de çünkü çok güzel evet. kullanmaya çalıştığı Yunanistan var. Ha, Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrı da yani bugünkü Sayın Erdoğan'ın şimdi söylediğiniz sorunun cevabı daha anlam kazanarak vermiş olacağım. Burada da Türkiye'nin tavrı şu. Bak blöf yapmıyorum şaka yapmıyorum. Hani bir şeyler söyleyip de sonra masaya oturup bir şeyler almak için de konuşmuyorum. Haklarımı istiyorum ya. Sonuna kadar istiyorum diyerek konuşuyor. Dolayısıyla bu işin içinden bir savaş çıkacağına inanmıyorum. Çünkü açık söyleyeyim, iki Fransa, iki de Yunanistan gelseler denizde de havada da karada da döveriz ve bu bir hamasi laf değil. Peki, Türkiye şimdi... Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri ve soru milletimizi sorayım. Sorayım. Sayın Hanımefendilerin az önce söylüyorum. sorduğu soru aslında önemliydi. Şimdi ben onu oradan devam etmek istiyorum çünkü. Ben de ayrıca ek bir e... soru sorayım. Lütfen hemen ek. Çok güzel bir Erdoğan ve Türkiye portresi çizdin. Hı. Ki doğrusu da bu. Gerçek bu evet. Peki Türkiye'yi bu kadar güçlü kılan bir Erdoğan liderliği. Hı. Ak Parti Genel Başkanı'ndan söz etmiyorum. Erdoğan liderliğindeki Anlıyorum. bir Türkiye'den bahsediyorum. Evet. Çok güzel tasvir ettiniz, betimlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Peki böyle bir liderin böyle bir hükümetin politikasının arkasında milli ve yerli ise eğer muhalefet partilerimizin durması gerekmez mi? Macron'un ağzıyla, Biden'ın ağzıyla Erdoğan'a hala muhalefet ediyor olmak ne menen bir şeydir acaba sence? Anladım. Şimdi birincisi Libya konusunda birer cümleyle başlıklar halinde ele alalım. Her ne kadar ana muhalefet partisi önceden "Ne yapıyorsunuz? Ne işimiz var?" falan dediyse de kaldı ki CHP'nin bir önceki genel başkanı olan ve birçok başka partili Libya konusunda Türkiye haklıdır dediler ve Türkiye'nin imkanlarını Türkiye kullanmalıdır dediler. Ama şimdi görüyoruz ki mevcut yönetimde en azından Libya konusunda biraz üslup değişikliği birazcık o ilk baştaki noktaya gelir gibi oldu. Dolayısıyla hep söylüyorum. Muhalefet yapmak demek adam yürürken sağ adımıyla başladı hop yanlış başladı falan demek değil. Siz burada muhalefete çok kızgın olan bir %10-15 var. Siz bunları çok mutlu edersiniz o her türlü eleştiriyle. Ama siz o yüzde %15'i, 20'yi mutlu ederek iktidara gelemezsiniz. Siz iktidara oy veren o 50'nin, 51'in, 49'un her neyse hmm. bunun içinden birkaç puan alarak o iktidara gelebilirsiniz. Bunun yolu da her yaptığını eleştirmekten geçmiyor. 19. yıla girdik. Hep aynı film, aynı film ve her seçim dikkatinizi çekerim. Yeni bir umut. Bu seçim umut bilmem Z kuşağı, bilmem ne kuşağı. Eski unut bu seçim. Ya, evet şimdi bu gene bir gitti, gene öbür seçim başka bir umut. Bunlar böyle yürümez. Dış politika konusunda Türkiye haklarını savunmalıdır. Dolayısıyla söylediğiniz eleştiri de zaten biz konuşuyoruz burada birbirimizi de biliyoruz. Ee, birkaç ufak tefek konu hariç ama yüzde %80'inde Türkiye Cumhuriyeti'nin takındığı şahsiyetli tavırı ve tutumu. Ben bir Türk vatandaşı olarak. Kamuoyunun değerlendirmesini söylüyorsunuz siz. Kamuoyu şöyle da bakınız bir, böyle şöyle, bakıyor çoğunun. Sevgili Hakan şöyle bir cevap verilseydi Macron'a. Senin sorunun asıl Türk devletiyle, Türk milletiyle. Ha, sen sen Erdoğan'ın şahsıyla dediğin andan itibaren biliniz ki Hepimiz Erdoğancıyız. Hayır yalan söylüyor biri. Hay hay. Böyle bir cevap, güçlü bir cevap gelmiş olsaydı. Türkiye'nin dış politikadaki siyaseti sesi çok daha etkili olmaz mıydı? CHP'li yani? Özkoç bir açıklama yaptı. Onu da bir hatırlatalım mı izleyicilerimize? hepimiz Erdoğan Dinkçi oluyoruz, bir başkası oluyoruz. De. Her şey oluyorlar da. hepimiz Erdoğancı olmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yani. olamıyorlar. Türkiye milli çıkarları söz konusu olduğunda. Şimdi şöyle. Göksal Hanım bakın evet. burada problem şu. Türkiye'de muhalefet, bütün muhalefet partileri için söylemiyorum. Mesela bu söylediklerimi kısmen İyi Parti, Meral Akşener yürüyün burada kardeşim falan diyebiliyor hiç değilse işte, arada sırada. Ya da Saadet'i bazen öyle görüyorum. Yani tamam yürüyün diyor filan. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının dışında yani Atatürk'ün söylediği misakı milli dediği şey sınırlarının içinde kralsın, sınırlarının dışında sünepe böceksin demedi adam. Misakı milli sınırların içinde ev bilmem ne olalım. Ya Atatürk demiş olabilir mi? Diyebilir mi? Evet. Misakı milli yurt içinde barış, e yurt dışında da hiçbir şey karışma. Bu mudur ya Atatürk? Hatay'ı nasıl aldık? Yani belki? bu bir sünepeliktir. Aynı. Bu bir yavşaklıktır. Lütfen. Böyle bir şey Türkiye'yi sokamayız. Evet ama e, tabii e, kelimeyi geri dikkat, alıyorum dikkat, söyleyenler edelim, için. Kelimelerimize ama çok dikkat edelim. E, Göksel Hanım ben Evet. 30 yıldır canlı yayına çıkıyorum. İlk evet. defa ağzımdan böyle bir kelime çıktı. Lütfen, evet. Ben bu tür lafları kullanmam. Ama yani, şunu söylüyorum size. Harfini kullan da arkasını Bakınız getirme. bir dakika müsaade olun. Ee, Türkiye'nin gerçekten milli meselelerinde sırf eleştirmek olsun diye konuşan kim varsa veya neresi varsa ben vatandaş olarak ve üstelik onların safında biri olarak... Bunu reddediyorum ve yanlış buluyorum. Seni bu öfkeni seviyorum. Ya. Yani. Türkiye Cumhuriyeti'ni... Siz Bu öfkeli haliyle konuştuğunda Bitireyim. var ya Bitireyim. ne güzel milli şuur. Bitireyim. Milli evet. konularda her zaman böyle. Tebrik ben ediyorum. Bakınız, tebrik ediyorum. Bakınız Fransa kardeşim. konusunda da iktidarın tutumu doğrudur. Türkiye yalnızlaştırmak bilmem ne hiç yani. bunun arkasında kimse edebiyat Temel aramaz. Kemal Bey arada bir senin gibi böyle öfkelense dışarıya karşı. Şimdi... Neyse Mehmet Bey şimdi yani sonuç olarak... Türkiye'nin dış politikasındaki kararlılığını sürdürmesi gerekir. Ve istediklerini de alacaktır. Çünkü vermeye mecburlar sadece şunu fark ettiler. Evet. Uyuyan aslan biraz gözünü açtı. Çünkü Türkiye hep bu Türkiye'di. Sadece para gücü eksikti. Şimdi onu da halletti. Çok şükür. Evet. Evet.